Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in Prot R6 laptop soğutucu böyle fanını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar günümüzde oyun bilgisayarları özellikle laptop tarzındaki oyun bilgisayarları soğutma tarafında yetersiz kalıyor. Malum biliyorsunuz özellikle kasa tipi bilgisayarlarda pek çok soğutma opsiyonu var ki bunlardan en popüleri işte sıvı soğutmalı sistemler vesaire. Yani bir şekilde bilgisayarın soğutma sistemi kendisini kurtarıyor. Zaten ekran kartlarında sadece 3 tane devasa fan geliyor artık ki bir de bunun yanında işlemci için ayrı bir fan, kasadaki sıcak havayı dışarı atması için ayrı büyük fanlar bulunuyor. Dolayısıyla laptoplarla kıyaslanamayacak bir soğutma sistemi kasa tipi oyun bilgisayarlarında mevcut. Ama söz konusu laptop olduğunda işte teknoloji ne kadar ilerlemiş de olsa arkadaşlar hala biz bu tarz fanlara ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden bugün böyle bir cihazı, böyle bir ürünü incelemek istedim sizlerle. Çünkü bu ürün biraz da benim hoşuma gitti. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen baştan söyleyeyim arkadaşlar. En çok sevdiğim özelliği şuradaki telefon tutacağı oldu. Yani şimdiye kadar hani pek çok böyle soğutucu gördüm vesaire ama burasında bir telefon tutacağı olan ben bir soğutucu ilk defa görüyorum ve gerçekten çok hoş. Yani hani bilgisayarınız şurada dururken şurada bir telefon tutacağının olması, buraya bir telefon tutacağının yerleştirilmesi gerçekten çok hoş olmuş. Ha, bunu istemezseniz sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu parçalı bir yapı. Dolayısıyla hani isterseniz takarsınız, isterseniz sökersiniz. Rampage bunu tamamen size bırakmış durumda. Arka tarafta gördüğünüz gibi çift USB var ve bunun en çok sevdiğim yanlarından birisi de arkadaşlar şu arkadaki sabitleme ayağı. Burada pek çok ayar var. Yani şöyle endik ayara da getirebilirsiniz ki böyle bayağı bir dik oluyor. Şunu düşünebilirsiniz ya bu kadar dik olduğunda laptopum düşmeyecek mi? Düşmez arkadaşlar çünkü ön tarafta bir tutucumuz mevcut. Ve isterseniz en aşağıdaki ayara getirerek laptopunuzu bir hayli alt mesafede kullanabilirsiniz. Şöyle ben hemen aşağıya aldım. En alt kademeye geçirdim ve bu kademede kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi bunun güzel yanlarından biri arkadaşlar şu. RGB aydınlatma var zaten. Bunu isterseniz şurada küçük bir panel var. Bu panelden dilediğiniz gibi RGB aydınlatmayı işte yakıp söndürebiliyorsunuz. Bir şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer güzel özellik ise şu. Fanların hızını buradaki tuşlardan yine ayarlayabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Bir diğer güzel bir özellik de şu. Power butonunu hemen buraya yerleştirmişler. Direkt olarak bastığınızda direkt hemen kapatabiliyorsunuz. Yani ekstra da işte fişi çekeyim, bilgisayarın laptoptan USB kablosunu çekeyim diye uğraşmıyorsunuz ki şöyle çok hoş bir örgülü USB kablomuz da geliyor örgü şeklinde. Burada tek eleştireceğim nokta şu olabilir. Hani belki tip C dönüştürücü de koyabilirlerdi kutunun içerisine. Çünkü hani günümüzde bazı bilgisayarlarda artık direkt olarak USB'ler tip C'ye dönüşmeye başladı. O yüzden bir tip C dönüştürücü koyulabilirdi arkadaşlar. Bunu da bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Eğer bir laptop fan soğutucu, daha doğrusu laptopum için böyle bir fanlı destek ünitesi almak istiyorum diyorsanız bu güzel bir tercih. Mesela bende Monster vardı arkadaşlar. Yani benim oyun laptopum Monster. Monster'da denedim ve gayet güzel performans veriyor. Bilgisayarı gerçekten bu yaz aylarında yani artık yaz da bitti sayılır ama Eylül yine de sıcak geçiyor arkadaşlar. Daha havalar henüz tam soğumadı. Hani gayet güzel bir şekilde bilgisayarı serinletiyor. Hani yük altındayken bile bilgisayar kendi fanlarını mesela çok böyle deli gibi çalıştırmıyor. Bunu size belirtebilirim. Eğer siz de oyun laptopu kullanıyorsanız böyle bir fan almanızı sizlere tavsiye ederim. Fiyatı da zaten uygun arkadaşlar. Sadece 1100 liralık bir fiyatı var. Yani şimdi bir oyun bilgisayarı için 40.000 50.000 lira veriyorsunuz. Onu soğutmak için de bir hani 1000 lira inanın çok büyük bir para değil ki bu özelliklerdeki bir fan için bence hiç değil. Çünkü burada 4 tane büyük, 2 tane küçük, toplamda 6 tane fan var ve fanların yerleşimi gerçekten çok iyi düşünülmüş. Mesela 2 tane ufak fanı tam olarak ortaya koymuşlar ki bu çoğu bilgisayarda işlemcinin bulunduğu kısma denk geliyor arkadaşlar. Ekran kartı genelde sağ ya da solda bulunur laptoplarda. Sağda bulunursa bakır kablolarla biliyorsunuz genelde ekran kartlarının soğutması laptoplarda bakır kablolarla yapılıyor. Bu bakır kablolar şuradan laptopun arkasındaki ısı çıkışlarına veriliyor. Dolayısıyla bu noktada büyük pervanelerin konumlandırılması gayet mantıklı olmuş. Alt kısımda da yine iki büyük pervane var. Bu pervaneler de arkadaşlar bataryanın çok fazla ısınmamasını sağlar. Bu da gerçekten güzel bir konumlandırma olmuş. Mesela bazı şeyler görüyorum. Fanlar iki tane burada büyük fan var mesela. Onlar çok mantıklı gelmiyor bana ama burada köşelere yerleştirilmesi fanların gerçekten güzel olmuş. Bu açıdan da
ben gayet kullanışlı buldum. Dediğim gibi 1000 lira 1200 lira gibi bir fiyatı var internette. Zaten videoda açıklamalar kısmına ben en ucuz nerede linkini de koyacağım sizlere. Yani nereden isterseniz, eğer almak isterseniz oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimize geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.